Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olmaya devam ediyoruz. Sizler için çok özel röportajlar yaptık ve merak ettiğiniz soruları sorduk ve iş dünyasına rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Milyon kişinin genel sağlık sigortası primleri 53 lira indirildi. 53 lira ödeyemeyenlerse yeşil kartlı statüsünde olabilecek. Bakan Müezzinoğlu yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyecek artık gelir testini kaldırdık dedi. Barajların %40'ı doldu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, içme suyu amacıyla inşa edilen 89 barajın yaklaşık %40'ının dolduğunu bildirdi. Yüzde ekibiyle hizmet veren Artvin'de Kebap King'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Artvin'de devam ediyor. Şu an Artvin'de merkezdeyiz ve merkezde çok güzel bir restorana, King Restoran'a konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın sahibesi Sayın Ayşe Banu Kızmaz Tan ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle mekanımız nasıl oluştu, nasıl gelişti? O konu hakkında bilgi alarak başlayalım programımıza, buyurun. Tabii ki. 6 yıldır buradayız. Eşimin işi gereği Artvin'e yerleştik. Artvin'de de böyle bir ihtiyaç vardı. Hani farkındaydık. Buranın da çok güzel lezzetleri var ama kebap şiş konusunda eksiklik vardı. O yüzden böyle bir iş yapalım dedik. Ve eşinizle başladınız. Eşinizle ama tabii ki şu an işletmenin sahibi sizsiniz. Bu anlamda tabii sektörde var olabilmek kolay bir şey değil. Özellikle kadın başına. Ama eşiniz bu anlamda size çok büyük destek. Evet, öyle değil mi? Sağ olsun, çok büyük destek. O olmasa yani bu kadar bir şey yapamazdık. Kesinlikle. Onun desteği de her zaman olacak zannediyorum. Şimdi gelelim lezzetlerimize. Lezzetlerimizde neler var, neler yok? Biraz anlatın lütfen. Kebap çeşitlerimiz var, tantuni çeşitlerimiz var, mezelerimiz var, salatalarımız var. Hepsinin de doğal olmasına özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin memnun ayrılmasına çok özen gösteriyoruz, çok mutlu oluyoruz. Tabii onlar da mutlu oluyor doğal olarak. Böyle güzel lezzetleri yiyince onlar da mutlu hissediyorlar kendilerini. Aynen öyle. Etlerimiz doğal olarak beslenen hayvanlardan elde ediliyor. Sebzelerimizi de yine Artvin'den tedarik ediyoruz. Doğallığa çok önem veriyoruz. Aslında lezzetin sırrı doğallıkta, öyle değil mi? Özellikle etin sırrı da zannediyorum tamamen doğal, organik hayvanlardan elde edilen ve bu anlamda çok daha lezzetli oluyor, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Kalite bizim için çok önemli. Her şeyden önce müşterilerimizin buradan memnun ayrılmaları çok önemli. Evet, tabii misafirlerimiz geldiği zaman da bu güzel lezzetlerle ağırlıyoruz. Burada o kadar çok çeşit var ki ama burada bütün lezzetlerimiz, tabii ki Adana'mız, Urfa'mız, ciğerimiz, tüm hepsi burada mevcut ama aynı zamanda bir meze çeşitliliği de görüyorum ben. Ve çok zengin bir meze çeşitliğine sahipsiniz burada. Aynen öyle. Yani önce gözleri doysun gelenlerin istiyoruz. Mutlu ayrılsınlar istiyoruz. O yüzden de mezeleri bol tuttuk ama tabii burada özellikle Mersin'de bir Adana'da kebap yiyormuş gibi buradaki lezzetlerde ve mezelerde o şekilde halka sunuyoruz, ikram ediyoruz. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Ustalarımız Mersin'den geldiler zaten. Mersin usulü kebap olarak çalışıyoruz. Mezelerimiz de öyle, çeşitliliğimiz. Kesinlikle. Evet. Ustalarımız da çok önemli. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen özellikle Artvin'de bir marka haline geldik. Bir bilinirliliğe sahip olduk ve aynı zamanda güvene sahip olduk. Bunun sebebi nedir peki? Bunun sebebi dediğim gibi kaliteden ödün vermiyoruz. Gelenler çok memnun ayrılıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Artvin'in böyle bir şeye ihtiyacı vardı diyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Şimdi burada tabii ki 12 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz ve çok güzel bir kapasiteyle çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz ve aynı zamanda her damak tadına hitap ediyoruz aslında, değil mi? Evet. Hem her damak tadına hitap ediyoruz hem de her bütçeye hitap ediyoruz. Öğrenciler de geliyor.
aileler de geliyor, iş adamları da geliyor. Herkes de mutlu bir şekilde ayrılıyorlar buradan. Herkes memnun, mesut. Çünkü insanın midesi doyunca çok daha güzel görüyor her şeyi. Dediğim gibi biz de birazdan bu güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Ve birebir zaten çok nefis görünüyor hepsi. Ve günlük taze hazırlanıyor. Doğal lezzetlerden hazırlanıyor, öyle değil mi? Tabii ki. Her şey günlük taze. Tedarikçilerimizden geliyor. Ustalarımız tarafından işleniyor. Ve müşterilerimize sunuluyor. Sadece misafirlerimizin bir tek ne yapması gerekiyor? Gelmeleri gerekiyor. Herkesi bekliyoruz diyelim mi? Herkesi bekliyoruz. Aslında özellikle Artvin'e yolu düşen herkesi, evet, King Kebab'a bekliyoruz diyelim o halde. Evet, herkes gelsin, herkes buyursun, lezzetlerimize baksınlar. Kendileri karar versinler. Karar versin. Çıkın çıkın gelin sevgili izleyiciler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz bize. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersin? Kebab King ailesi olarak herkesi bekliyoruz, buyursunlar gelsinler. Biz buradayız değil mi? Evet, biz buradayız. 2017'nin abi ve gelinlik modelleri nelerdir sizce? Rize'de bulunan Sıvan Moda'ya konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla yeşille mavinin buluştuğu Rize'de devam ediyor. Moda sektörüne yönelik hizmet veren Sıvan Moda'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahipleri ve tasarımcılarımız Hatice Sadıkoğlu ve Eylem Sadıkoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Öncelikle bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için öncelikle Eylem Hanım'dan başlayalım. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, merhabalar. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi tabii ki özellikle moda sektöründe, özellikle Rize'de öncü bir firma. Bu anlamda ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, o konu hakkında bilgi alarak başlayalım programımıza. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Yaklaşık 2 yıl önce firmamızı kurduk. Kuzenimle beraber çeşitli yerlerde çalıştık. İlmini de biliyoruz. Karar verdik Rize'mize kendi bilgilerimizi sunmak, kendi halkımıza hizmet etmek. Bu yolda yürüyerek firmamızı kurduk. Tasarımlarımız tamamen burada yapılıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. İşlemeleri olsun, bütün A'dan Z'ye kadar bütünüyle bizim elimizden çıkıyor. Evet, aslında hepsi el emeği göz nuru. Kesinlikle. Öyle değil mi? Aynen öyle, el emeği göz nuru. Çünkü fabrikasyon, hiçbir şey yok burada. En ufak bir boncuğu bile, bir tane boncuğu bile tamamen el emeği. Bu anlamda zaten farklılığınız ortaya da çıkmış oluyor. Evet, halkımız zaten bunu bilinci içinde. O yüzden bize de çok kolaylık oluyor. Kesinlikle. Bu da aslında markalaşmanızı ve işinizin devamlılığını sağlıyor, öyle değil mi? Evet. Zaten kendi tasarımlarımız. Kişiye özel çalışıyoruz. Kişi nasıl isterse ona göre çalışma yapıyoruz. Evet. Tabii bu arada Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi Hatice Hanım, tabii ki burada modellerimiz yapılıyor ama bunu nasıl belirliyoruz? Tabii ki hayal gücümüz kuvvetli. Feyiz aldığımız şeyler var. Halkın beklentisi, özellikle kızlarımızın istekleri de en başta bizi çok etkiliyor. Sonrasında kendi hayal gücümüzü kullanıyoruz. Bir şeyler katıyoruz, yapıyoruz, farklı şeyler çalışıyoruz. Özellikle dikkat ettiyseniz vitrinimiz çok farklı bizim, hani bayağı bir farklı. Kesinlikle hani normal ürünleri vitrinlere asla koymuyoruz ki herkes farkımızı anlasın diye. Onun haricinde dediğimiz gibi tamamen beklenti belirliyor açıkçası. Yani kızlarımızın beklentisi, hayalleri, ona göre yavaş yavaş kreasyon da ortaya çıkmış oluyor. Kendi hayallerimizi de katıyoruz içine. Güzel şeyler çıkıyor ortaya işte. Kesinlikle. Aslında fikir birliğine varıyoruz ve ortak bir paydada buluşuyoruz. Doğal olarak da böylesine güzel, mükemmel ürünler çıkıyor. Tabii bu yılın renkleri, tasarımlarını da yine aslında Rize'de biz belirliyoruz, öyle değil mi? Sıvan Moda olarak. Kesinlikle öyle. Yani biz modayı açıkçası takip etmiyoruz. Burada yaratıyoruz diyebiliriz. Çünkü neden derseniz, takip etmek bir nevi taklit etmek oluyor açıkçası. Ama kendiniz bir şeyler ortaya çıkardığınız zaman bir modayı yaratmış oluyorsunuz. Bu da Rize küçük bir yer ama bu anlamda çok büyük bir yer diyebilirim size yani. Hani bize de müşterilerimizin çok katkısı var. Beklentileri güzel, ufukları açık. Yani bir büyük şehirle başa çıkacak kadar hemen hemen yani. O anlamda biz de çok mutluyuz açıkçası. Kesinlikle, tabii burada modayı biz belirliyoruz ama aslında moda kendine yakışandır. Öyle değil mi? Kesinlikle. Peki bu yılın özellikle renkleri neler gelinlikte, nişanlıkta?
Şimdi nişanlıkta şöyle söyleyeyim. Genelde kızlarımız uçuk tonları tercih ediyor. Yani artık şu renk moda diye bir şey kalmadı. O öncedendi. Yani çok öncelerde mesela bundan bir 10 yıl önce diyeyim ben size sarı renk moda olurdu. Herkes o rengi giyerdi. Şimdi öyle değil. Kızlarımız daha bilinçli. Kendine yakışan neyse onu moda seçip onu giyiyor açıkçası. Bence de bu çok daha mantıklı. Her renk her sene moda. Onu da söyleyeyim size. Genellikle zaten renk belli. Kırık beyaz ya da krem, ekru bunlar biliyorsunuz. Ama nişanlıkta da kişiler kendine yakışanı tercih ediyor. Soft seven soft giyiyor. Patlak renkleri seven, koyu renkleri seven kızlarımız koyu renkleri giyiyor. Onun için belli bir modası yok açıkçası. Evet. Aslında modayı biz belirliyoruz az önce bahsettiğimiz gibi. Tabii burada ürünlerimizi tasarlarken tamamen hayal gücü ama aynı zamanda bu da yetenek gerektiren bir şey. Öyle değil mi? Mutlaka tabii ki. Yani belli bir yetenek de olması şart. Yani herkesin bir hayal gücü vardır ama bunu yapabilmek de sonuçta bir kabiliyettir neticede. Yetenek olması şart, ekip şart, güzel halka gibi birbirine takılıp herkesin eksiksiz birbirini tamamlaması demek çok güzel şeylerin ortaya çıkması demektir. Bizim de çok iyi bir ekibimiz var. Altyapımız çok sağlam. Arkadaşlarımız çok bilinçli ve tecrübeli. O anlamda çok da mutluyuz. Çok da kaliteli işler ortaya çıkarıyoruz. İnşallah müşterilerimiz de memnun oluyordur ki oluyorlar. 2 yıl oldu biz burayı kuralı. Rize'ye böyle büyük bir yer zaten lazımdı. Çünkü hep gelenekseldi burası. Yani çok fabrikasyon gidiyordu. Kızlarımızın tek şikayeti oydu. Biz burayı açtığımızda o kadar övgüler aldık ki anlatamam size. Burada kızlar gelip vitrinimize bakıp ay ne güzel oldu, ne kadar güzel bir yer, iyi ki açtınız, iyi ki geldiniz demeleri bize açıkçası yetti bile yani. Evet sevgili izleyiciler, moda sektöründe bir marka isimden Sıvan Moda'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Zengin mutfağı ve profesyonel ekibiyle hizmet veren Erzurum'daki Friends Kitchen'a konuk olduk. İzliyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Free and Kitchen'a konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahibi Sayın Furkan Bey ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ve tabii ki bu güzel lezzetleri bizimle birlikte paylaştığınız için. Şimdi lezzetlerimize geleceğiz ama öncelikle mekanımızla ilgili bilgileri alarak başlayalım programımıza. Ne dersiniz? Şöyle anlatmak gerekirse, buyurun. Erzurum'da bir marka kurduk. Ve bu markayla bayileşmeyi amaçladık. İnşallah bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah tabii bu markalaşma süreci kolay bir şey değil. Bununla ilgili çok büyük Ar-Ge yaptık, öyle değil mi? Evet, evet efendim. 2 yıl boyunca Türkiye içindeki bütün şehirleri gezdik tek tek. Acaba ne yapabiliriz? Erzurum'a neyi getirebiliriz diye merak ettik. Ondan sonra bir Ar-Ge çalışmasıyla beraber profesyonel ekibimizle bir tane marka kurduk. İnşallah yolumuzda aynı hızda devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Tabii genç, profesyonel bir kadro olunca, güçlü bir de ekip olunca doğal olarak başarı kaçınılmaz oluyor. Aslında kısa bir sürede markalaşma yolunda sizi ilerleten ve aslında o mesafeyi kısaltan ekibimiz değil mi? Evet, evet efendim. Bu işler zaten ekipsiz olmuyor. Ekibimizle beraber bu işi en yüksek şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Kullandığımız malzemelerden tutun, aldığımız sandalyelere kadar her şeyin en iyisi olmasına dikkat ettik zaten. İlk amacımız evimizde misafir ağırlıyormuş gibi restoranımızda evimizdeki havayı yaratarak, evimizdeki kaliteyi vererek insanları mutlu etmekti.
Kesinlikle. Ve tabii Free and Kitchen çok yeni bir marka. Ama sadece bu markayla yetinmedik. Ondan sonrasında tekrar bir marka daha ürettik, değil mi? Evet. Evet nedir? Efendim. O da Frent Döner. Hı hı. O da bizim üniversite içinde olmamızın getirdiği, öğrencilere yapabildiğimiz Alaturka fast food markası kurduk. Böylelikle orada et döner, tavuk döner, balık ekmek gibi hizmetleri öğrencimize veriyoruz. İnşallah bu yolda da emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz. İnşallah. Tabii bir de slogan bulduk. Lezzet dostlarla döner. Evet. Sloganıyla yola çıktık. Evet. Ve çok kısa bir sürede iki marka da şu anda oturmuş durumda, öyle evet. değil mi? Evet. İki marka içinde çalışmalar başlamıştı. Çalışmaların devamında markalar kurulduktan sonra yine profesyonel bir yardım alarak kurumsallaşma yapımıza girdik. Ve ekibimizi oturtturduk. İnşallah yakın zamanlarda daha değişik bayilerimizle bizi göreceksiniz. İnşallah. Tabii buradan yatırımcılara da duyuralım. Yatırım yapmak isteyen özellikle Free and Kitchen markasını ve Lezzet Dostlarla Döner sloganıyla Aynen. yola çıkan Friend Döner markasını oluşturmak adına size ulaşabilirler. Evet, öyle değil tabii mi? Tabii ki her zaman. Bekleriz zaten. Mekanın tasarımı da yine ünlü mimarlarla birlikte çalıştık, öyle değil mi? Aynen. İzmir'den bir ekiple çalıştık. 88 reklam ajansıyla beraber çalışarak onlarla bu işi başarıyla bitirdik diyeyim. Çok evet. şükür. Ve sonuçta halka açıldı. Tabii ki lezzetin en güzelini burada ikram ediyoruz. Birazdan zaten sevgili izleyiciler de görecekler. Hepsi birbirinden nefis ve enfes tatlar, lezzetler burada ikram ediliyor ama yine profesyonel ustaların, ahçıların elinden çıkıyor, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Asıl amacımız da buydu zaten. Lezzeti dağıtmak. Lezzeti dağıtmayı başarırsak inşallah gerisini de başarırız zaten. Kesinlikle. Peki neler var, neler yok? Şimdi özellikle Erzurum'a gelecek olan misafirlerimiz muhakkak olacaktır. Ve özellikle de burayı tercih edenler olacaktır. Onlar için neler önerirsiniz? Ne tür lezzetleri bulacaklar karşılarında? Hı-hı. Muhakkak bekleriz. Ama şöyle söyleyeyim. Frent döner kısmımızda dönerin envai çeşidi, hamburger çeşidinde, işte balık ekmek ayrı olarak, genel olarak her şeyimiz var. Üst katımızda ise, Friends Kitchen bölümümüzde ise dünya mutfağımız var, ev yapımı tatlılarımız var, farklı farklı çaylar, kahveler vesaire vesaire bir sürü ürünümüz var. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Tabii bu güzel lezzetlerimiz var ama aslında her damak tadına hitap eden lezzetler bulunuyor, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Baştan beri amacımız da buydu zaten. Özellikle Meksika mutfağı, İtalyan mutfağı ne ararlarsa burada bulabilirler. Öyle. Kesinlikle. Çok genç bir iş adamısınız. Bu yolda neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Yeni projelerimiz inşallah kendi bayilerimizi açıp ondan sonra bunu franchise markası haline getirmektir. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Babamızın, dedemizin yani bize destek çıkan insanlar hep arkamızda var, öyle söyleyeyim. Kesinlikle ailenin desteği çok önemli. Onlar da size çok büyük destek oluyorlar, öyle değil mi? Evet, evet, her zaman. Hiçbir zaman desteklerini geri çekmediler. Öyle. İnşallah bundan sonrasında her adımınızda onlar da size destek olacaklar. Yaptığınız başarılı çalışmalarda. İnşallah. Yani hep destek oluyorlar zaten, sağ olsunlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok ben gençsiniz, yolunuz uzun. Bu yolda size başarılar diliyorum. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun her Peki, şey için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere. Friends Kitchen ve Friend Döner'e her zaman misafir olarak da bekleriz, yatırımcı olarak da bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Şimdi de oto kiralama sektöründeyiz. İstanbul Kartal'da bulunan Cadde Rent-A-Car'a konuk olduk. Birlikte izleyelim. Biz iki çeşit müşteri sınıfıyla çalışıyoruz. Bunlardan biri bizden araç kiralayan müşteriler, bir diğeri de bizim araçlarını kiralayıp şirketlere kiraya verdiğimiz müşteriler olarak sınıflandırılıyor. Şirketlere araçlarını aldığımız müşteriler şöyle, biz onların araçlarını alıp şirketlere kiraya veriyoruz ve onlara ek gelir imkanı sunuyoruz. Burada tabii ki araç modelleri, markaları ve sınıfları çok önemli. Hani her aracı alıp başka şirketlere kiraya vermiyoruz. Bizden araç kiralayan müşterilere de diğer firmalara nazaran fazla bir şart sunmadan sadece ehliyetleriyle araç kiralama imkanı sunuyoruz. Herhangi bir kredi kartı, işte üzerine kayıtlı su faturası gibi özelli şeyler sormadan araçlarını bizden kiralama şansı buluyorlar.
Bu şekilde çalışıyoruz rentekar olarak. Evet. Peki araç kiralamak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeliler? Bizden araç kiralayan müşterilere biz şunları sunuyoruz. Komple imzalatmış olduğumuz evrakları tamamıyla bir nüshasını onlarda bıraktığımız için güven bir kere zaten önemli. Evet. Dediğim gibi imzalanan evraklar ve alınan teslim alınan aracın her yerinin iyi kontrol edilmiş olması gerekli. Çorba değil, reçetesi bin yıllık şifa kaynağı. Uşak'ta Tarhana Baba'ya konuk olduk. İzliyoruz. Bizler Uşak'ta 1974 yılından beri babadan oğula geçen nesille Tarhana Baba markasıyla Uşak'ta bir firmayız. Uşak'ın haricinde tarhanababa.com'dan da bizler bütün her yere satış yapıyoruz. Bunun yanında özellikle bu fast food kültürünün yoğun olduğu bu günümüzde özellikle bu gibi doğal ürünleri tüketilmesini ve tüketmenizi rica ediyoruz. Çünkü bunu ne kadar çok tüketirsek o kadar çok 18 tane doktor vardır bunun içerisinde. Onun içinde bizler annelerden sonra ikinciyiz diyebiliyoruz ve ürünümüze de o kadar çok güveniyoruz. Ve bunun yanında herkesin bu tarhanaya özellikle devlet büyüklerinin bu tarhanaya çok fazla eğilmesini arzu ediyoruz. Çünkü bu tarhana ne kadar çok tüketilir ise sağlık olarak o kadar çok sağlıklı bir nesil de arkadan gelmiş olur. Onun içinde bizler tarhanababa.com'dan internetten sipariş de verebilirsiniz ve tarhanayı da kendi evinizde yaptığınız kadar güzel bir tarhana olamaz zaten. Onun için de annelerden sonra ikinciyiz diyebiliyoruz. Özel ve farklı konseptiyle hizmet veren Trabzon'da Jingle Tasarım Atölyesi'ne konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Doğumdan ölüme kadar bulabileceğiniz her şey burada var. Hizmetlerimizde doğum organizasyonları, kına, nişan, düğün, doğum günü masaları, bu aralar zaten çok popüler olan şeyler. Baby shower'lar değil. Baby shower'lar, evet. Özel çalışıyoruz. Tamamen müşterilerimizin isteklerine uyum sağlıyoruz. Bizler bir şeyler katıyoruz. Kendim görsel sanatlar öğretmeniyim aynı zamanda. Bütünlenince de çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Sonuçta karşılıklı fikirler buluştuğunda bir ortak payda da buluşuyoruz. Özellikle samimiyeti yakalayabiliyorsanız gerisi kolay. Kesinlikle samimiyeti ama aynı zamanda işbirliğini de, değil mi? Çünkü büyük emek gerektiriyor ve değişik farklı fikirler gerektiriyor ki insanlar da rahatlıkla organizasyonlarında mutlu olabilsinler. Evet, kesinlikle. Çok güzel yüreklerle arkadaş olduk burada. İşin yanı sıra. Çok maddi kaygı eğer sunmuyorsanız insanlara ve bunu yaşamıyorsanız çok güzel şeyler ortaya koyabiliyorsunuz. Kesinlikle en önemli olan şey başarı zaten burada. 1976 yılından beri profesyonel olarak ses ve ışık sistemleri üzerine hizmet veren İzmir'de Farfison'a konuk olduk. İzleyelim. Firmamız 1980 yılında kuruldu. Baba mesleğine biz devam ettiriyoruz. Kendisinin kurduğu firmayı farklı alanlarda devam ettiriyoruz. Firma kurulumunda imalat ve ses ve ışık sistemleri alanında imalat ve satış yapan, proje işleri yapan bir firma. Buna devam ediyoruz. Aynı zamanda şu anda burada gördüğümüz depo, kiralama bölümünün deposu. Büyük konserlerin, işte mitinglerin, kiralama ses ışık sistemleri, LED ekran konularında kiralama hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Neden sizi tercih ediyorlar? Hem köklü bir firma olmanız, tabii ekip de önemli, yaptığınız işin kalitesi de, değil mi? Tabii ki her işte olduğu gibi iş ciddiyeti, disiplin çok önemli. Ama bizim işte hizmet sektörü olduğu için, bir ekip çalışması gerektirdiği için bu çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü anlık bir iş. Herhangi bir hata yaptığınız zaman o anda o işin telafisi olmuyor. Biz de o disiplini sağlamaya çalışıyoruz. Tercih edildiğimizi düşünüyoruz. Bodrum emlak sektöründe neler oluyor? Doğuş Emlak'tayız. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Muğla'nın en güzel ilçelerinde Bodrum ve Turgut Reis'teyiz. Turgut Reis turizm bölgesi, tabii emlak ve konut sektörü de çok önemli. Biz de bu konuyu değerlendireceğiz ve Turgut Reis'te öne çıkan bir isimle bir firmadayız. Doğuş Emlak'ta ve Sayın Taşkın İşcan'la birlikteyiz. Hem emlak sektörünü değerlendireceğiz, hem kendisini ve firmasının bu alana katkısını değerlendireceğiz. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Cengiz Bey, siz de hoş geldiniz. Taşkın Bey, hem sizi tanıyalım hem de Doğuş Emlak'ı kurma sürecinizi izleyicilerimizle paylaşalım. 1982 yılından beri Turgut Reis'te yaşamaktayım. Aşağı yukarı da 2000 yılından itibaren de emlak sektörüne girdim. Uzun yıllar turizm işi
ile uğraştıktan sonra da gördüm ki emlak piyasası da burada iyi gidiyor. Turizmle ilişimi kesip emlak işine başladım. Doğuş Emlak ismiyle de bu alanda çalışmalarınız var. Evet. Öncelikle Doğuş Emlak olarak neler yapıyoruz onu izleyicilerimizle paylaşalım. Neler yapıyoruz? Ev satımları, daire satımları, küçük de olsa arazi ve arsa satımları, alım satımlar. Bazen kendi bünyemizde yapıyoruz. Büyük çoğunlukla da alıcı ve satıcı arasında aracı durumundayız. Bir belirli bir güven ve dürüstlük çevresinde. Ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Müşterilerden aldığımız izlenim hep bu şekilde bize yansıyor. O zaman şunu da söyleyelim. Müşteri kitlenizi kimler oluşturuyor? Müşteri kitlemizi genellikle İstanbul'dan emekli, emekliler ve trafikten ve dediğim gibi gene de trafikten ve kesmekeçten sıkılmış insanlar bu tarafa kayıyor. Bu şekilde. Yer olarak yine tabii sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan her yerden mutlaka bir talep vardır değil mi? Mutlaka var. Mutlaka var. Fakat şu an için bu olaylardan dolayı yaşadığımız son günlerdeki yaşadığımız olaylardan dolayı yabancılarda bir kaçış var. Satıp kendi ülkelerine dönüyorlar. Tekrar bizim bunu durdurup ülkemize bunları geri çekebilmemiz önemli. Bu bölge turizm açısından da canlı bir bölge. Dolayısıyla emlak sektörü de gelişip değişiyor. Siz de bu alanda katkılarınız var. Tabii bu işi yapan başka isimler de var. Neden Doğuş Emlak? Neden sizi tercih ediyorlar? Neden bizi tercih ediyorlar? Biz öncelikle müşterilerimizi karşımıza alıp onların ne istediklerini, ne kadar bütçeyle neler almak istediklerini ve değişik şekilde sorular sorup onların isteklerini birebir yerine getirebilmek için değişik sorular soruyoruz. Onların isteklerini dinliyoruz. Onların kriterlerini öğreniyoruz ve bu istek ve kriterlere göre onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bence en büyük noktada hem samimiyetiniz hem de verdiğiniz güven çok önemli değil mi? Zaten insanlarımızın da bekledikleri onlar yani samimiyet ve güven ve dürüstlük. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da insanlardan aldığımız, müşterilerden aldığımız izlenimler hep bizim bu yönde dürüst ve düzgün gitmemizi istiyorlar. Onlarla bir aile gibi olduk. Hep beraber gelip bizi ziyaret ediyorlar. Oturup çay kahve içiyoruz. Ve dolayısıyla bu güven diğer arkadaşlarına, diğer müşterilerimize yansıyor. Hizmet alanımız nereyle sınırlı? Hizmet alanlarımız Turgut Reis ve etrafı çevresi. Buna keza Kadı Kalesi, Gümüşlük, Koyunbaba, Yalıkavak'a kadar olan bir bölge. Diğer taraftan Akyarlar, Karancır, Bağla, Gürece ve Ortakent'e kadar olan bölüm. Elinizdeki yatırımlar şu anda neler var? Belki size ulaşmak isteyenler olabilir. Arsa, konut, emlak olarak neler var? Biz her konuda yani arsa özellikle ev, daire ve ev alım satımlarında elimizde yeterince portföyümüz var. Herkese her şekilde yardımcı olmaya çalışırız ve düzgün uygun fiyatlarla. Bu bölgede tarla, emlak, konut fiyatları ne durumdadır? Böyle bir ortalama vardır. Tabii ki yerine ve büyüklüğüne göre değişir ama bir ortalaması var mıdır? Bizim en büyük sektörel olarak sıkıntımız burada. Belirli bir metrekare birim fiyatının olmayışı. Buradaki satışlarımızın genelde yandaki komşusunu kaça satmış, ailevi durumlardan dolayı o ona ne satmış, o ona ne satmış bu şekilde gidiyor. Belirli bir birim fiyatımız yok. Tabii ki konum itibariyle lokasyon bu her şey için çok önemli işte. Ama tarla vasfında değil de mandalin bahçesi vasfında satışlarımız devam ediyor burada. Taşkın Bey, bu sektör, bu konu çok önemli bir konu. Dolayısıyla birileri emlak veya konut almak isterse nelere dikkat etmeli ve siz bu anlamda onlara neler katıyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? Öncelikle emlak işi firmalara güvensinler ve onlara da ayırt etsinler. Güvenli ve dürüst çalışan emlakçı arkadaşlarla irtibata geçsinler. Zaten gerekli evrak işlerinin hepsini emlakçı arkadaşlar kendileri hepsi hallediyorlar. Onlara sadece imza durumu kalıyor. Buna keza kendimiz firma olarak biz banka kredilerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle yapı kullanım izin belgesinin önemli takip etsinler. Çok teşekkür ediyoruz Taşkın Bey. Birçok şeyi konuştuk. Bilmiyorum atladığımız yerler var mı? Neler ekleyebiliriz? Son olarak izleyicilerimize neler söyleyelim? Emlakçı arkadaşlara güvensinler.
gelip bizlerle çalışmalarını yapsınlar. Eminim ki biz firma olarak, şahsım olarak biz her şekilde destek ve yardımlarımızı onlardan eksik etmeyeceğiz. Zaten size ulaşsınlar iletişim bilgilerinde. Tabii ne ki istiyorlarsa size söylesinler. Siz her konuda onlara tabii yardımcı ki oluyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Her an 7/24 bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ve hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Doğayla huzuru bir araya getiren Fethiye Karga Köyü'ne konuk olduk. İzliyoruz. Böyle bir fikir, kendim inşaat teknikeriydim zaten. Kendi projemi kendim ürettim. Küçük çaplı önce iki tane ağaç ev bungalov şeklinde başladık. Daha sonra baktım büyük şehirlerin stresinden kaçmak isteyenlere cazip geldi. Dinlendirici bir ortam, sevdiler bu şekilde bir tesisi. Üç bungalov daha ilave ettik. 5 tane 2000 metrekare alanda 5 ağaç ev dubleks şeklinde işletiyoruz. Özellikleri nelerdir bu evlerin? 2 kattan oluşuyor. 2 kattan oluşuyor. Alt kat taş duvar. Alt katında birinci zemin katında mutfak var. Çek yatı var. Gerekirse bir kişi yatabilecek şekilde. Üst katta büyük balkonu ve yatak odası var. 4-5 kişilik aileler rahatlıkla tatilini yapabiliyorlar. Sağlıklı bir yaşam için neler yapmalıyız? Bordur'da ekibimiz çok özel bir röportajımız var sırada. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, güzel illerimizden Burdur'dayız. Burdur'da çok genç bir girişimci ile sizi tanıştıracağım. Sayın Serhat Bozkurt, kendisi sağlıklı beslenme ve danışmanlık alanlarında çalışması olan bir isim. Hem yaptığı işle hem merkeziyle ilgili özel bir röportajımız olacak. Serhat Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hem sizi tanıyalım, röportajımıza öyle başlayalım. Serhat Bey kimdir, hangi eğitimlerden ve programlardan geçti ve böyle bir merkezi kurarken nasıl bir süreç izledi? Serhat Bozkurt aslan Burdurludur. Yani ilk öğretimini ve lise eğitimini burada tamamladı. Devamında Ege Üniversitesi Beslenme Diyetik bölümünü bitirerek lisans eğitimimi tamamladım. Diyetisyen olarak, diyetisyen unvanıyla kendi iş yerimi açtım. Tabii ki sadece bir üniversite eğitimiyle yetmedi. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar çoğu etkinlik, kongre, sempozyumlara katılarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Hani bu yönde kendimi çok yetiştirdiğimi düşünerekten de bu yeri aşmayı düşündüm ve aştım. Peki yaptığımız işi de anlatalım. Mesleğimiz gereği neler yapıyoruz? Verdiğimiz hizmetler nelerdir? Şu an mesleğim gereği ben kişiye özgü beslenme planı oluşturarak sağlıklı ve kalıcı kilo kaybediminde, daha da sağlıklı ve kalıcı kilo kazanımında bir şekilde burada mesleğimi icra ediyorum. Devamlı sadece kilo kaybetmek, kilo kazanmak değildir diyetisyenin görevi. Toplumun beslenmesini programlamak, planlamak, geliştirmek ve sağlığına kavuşturmak. İşte gebelikte beslenme takipleri yapmak, sporcu beslenmelerine eğitimini tamamlamak gibi birçok alanı var diyetisyenin. Diyetisyen aynı zamanda mutfakta da görev alarak çok daha sağlıklı menü planlamaları yaparak mutfağın hijyeninden tutup da işte oradaki besinlerin kontrolüne kadar birçok görevde yer alır. Diyetisyen sadece akla zayıflama uzmanı gibi gelmemelidir aslında. Diyetisyen toplumun beslenme uzmanıdır diyebiliriz. Yani sadece burada merkezde sizinle bir program söz konusu değil, evlerinden sosyal yaşamına kadar her alanda el atıyoruz. Kesinlikle öyledir. Hani sadece biz burada hem kişiye özgü beslenme planı oluşturarak, devamlı sıkı takip yaparak, hani takiplerimiz çok önemli. Hani ben danışanlarımı haftada bir görerek kesinlikle her zaman onların o haftasının nasıl gittiğini, bir yerde onların hayatının içine dokunarak, hani o haftasının ne olduğunu, evde nasıl yemekler piştiğinden tutun da burada klinik gözlemimizde her hafta sıkı ölçümlerimizi, takiplerimizi yaparak bu şekilde onların hayatına bir dokunuş yapıyoruz ve onların ideal kilolarına ulaşmasını planlayarak hedefimize ulaşıyoruz. Aslında biraz bahsettik programdan ama ben detaylı olarak anlatılması taraftarıyım. Bir kişinin sizinle buluşmasından, tanışmasından, bu programın uygulanmasına kadar geçen o süreci bir anlatalım. Nasıl bir süreçten geçiyor? Tabii ki. Öncelikle danışanımız bu yönde. Ya bazı kişilerin, bizden başarılı olmuş kişilerin referanslarıyla, sosyal medyadan, reklamlarımızdan bizi bularak bizle görüşüyor ve randevu istemeye çalışıyoruz. Randevusunu aldıktan sonra burada öncelikle kişi geldiğinde onu tanıyoruz. Devamında orada hem kişinin hayatı için hem de kendi sağlığı için bir anamnez tutuyoruz ve beslenme alışkanlıkları öğreniyoruz, konuşuyoruz karşılıklı ilişkilerle. Devamında burada bir klinik gözlemimiz var. Hani ölçümünü yapıyoruz. Ayrıntılı ölçüm üzerinden vücudun ne olduğunu, durumunun kas, yağ, kemik, sıvı dokusunun ne şekilde olduğunu inceleyip bakıyoruz, görüyoruz. Hani bunu yorumluyoruz.
devamında kişiye özgü beslenme planı oluşturuyoruz. Burada kişiye özgü olması çok önemli kesinlikle. Hani bu bu alışılmış diyetlerin dışında kişiye özgü, kişinin beslenme alışkanlıklarına, genetiğine, yaşına, boyuna, kilosuna göre yapılması gereken bir şeydir kesinlikle. Devamında bunu uyguladıktan sonra da hayatına bir etki yaratarak bu sağlıklı beslenme planını hayatında güzelce tolere ettirerek bunu uygulamak gerekiyor. Devamında sıkı takibimizi hayatın her yerinde onun evinin diyetisyeni, hayatının diyetisyeniymiş gibi orada onun yanında bulunarak çeşitli mobil araçlarla, çeşitli sosyal araçlarla, gerekirse bu ikili görüşmelerle bunun sıkı takibini yapıyoruz. Hedefimize ulaştıktan sonra 1-2 aylık takibimiz tekrar devam ediyor. Çünkü bu kiloyu korumak gerekiyor. Aldığı kiloyu, verdiği kiloyu, işte ameliyatta kazandığı kiloyu. Sağlıklı bir şekilde onu koruduğunu gördükten sonra buradan başarılı bir şekilde uğurluyoruz. Beslenme hayatımız her yerindedir. Onun için annenin karnında başlayıp ölüme kadar devam eder. Bununla ilgili kesinlikle bir sınırlama yoktur. Biz eğitimimizi çocuk beslenmesinden yaşlı beslenmesine kadar, sporcu beslenmesinden gebelikte beslenmeye kadar bütün eğitimlerimizi aldık, tamamladık bu şekilde. Ege Üniversitesi ve devamındaki tüm üniversiteler bu şekilde güzelce eğitimini veriyor. Hani bu yönde diyetisyenlere güvenilmesi taraftarıyım ben. Hani toplumun dediğim gibi beslenme uzmanları diyetisyenlerdir, başkalarına rağbet etmesinler. Tartışılan bir konu da öğünler. Sizin öneriniz nedir? Kaç öğün olmalı? Ara öğünler olmalı mı? Ben kesinlikle ara öğünlü bir beslenme planı taraftarıyım. Hani bu yönde çünkü kan regülasyonu daha düzenli oluyor. Bu şekilde çok açlık krizleri, iştah krizleri olmuyor, yaşanmıyor danışanlarımızda ve klinik gözlemde. Çalışmalarda bunu gösteriyor zaten. Her zaman kesinlikle birazcık ara öğünlü ve 3 ana öğünlü beslenme taraftarıyız. Öğün atlama her iyi bir şey değildir. Metabolizmayı yavaşlatır. Hani kan şekerinin düzgün ilerlemesini bozduğu için bu şekilde kilo kazanımlarını da çok hızlı etkiler. Kilo kaybetimde de çok zorlanırız. Ben de danışanlarımda kesinlikle 3 ana öğün ya da 2 ya da 3 ara öğün şeklinde beraberinde toplamda günü 5-6 öğünle geçirmelerini istiyorum. Tabii ki bunun büyük kısmı 3 ana öğünde oluşuyor. Ekibimiz Artvin'de Öner İşitme Merkezi'ne konuk oldu. İşitme Merkezi'ndeki uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Tüm Hızıyla Artvin'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren bir sağlık kurumuna, Öner İşitme Merkezi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda odyometri uzmanımız Gülşen Dede ile birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben size çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi özellikle sağlık sektörü bununla alakalı ve daha birçok konuya dair bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle odyometri nedir? O konu hakkında biraz bilgi alarak başlayalım. Odyo ses demek, metre ölçüm demek, odyometri ses ölçümü demek. Biz buraya gelen vatandaşların işitme testlerini yapıyoruz. İşitme testine uygun olarak da işitme cihazı uygulaması yapıyoruz. Kişiye farklı farklı cihazları uyguluyorum, işitme testine uygun. Hasta hangisinden memnun kalırsa onu alıyor. İşitme cihazının hani ses kalitesi çok önemli. Hastanın memnuniyeti bizim için çok önemli. %100 verim alana kadar uğraşıyorum. Tabii ki kişi her markadan memnun olabiliyor. Ama önemli olan oradaki kişinin duyması değil. Bütün cihazlarla duyuyor. Önemli olan anlaması, anlamasını en iyi kılabilmek için farklı farklı modelleri deneyip en iyi hangisiyle duyarsa onu veriyoruz. En doğrusu hangisiyse onu veriyoruz. Çünkü burada özellikle bildiğiniz muayene yapılıyor. Öyle değil mi? Evet. Bu anlamda tabii ki kişiye özel bir çalışma olmuş oluyor. Tabii Almanya'da yaptırdığım cihazlar var. Buradan hastanın kalıbını alıp yurt dışında montajını yaptırıyorum. Gayet de güzel oluyor. Daha güzel. Sorun yaşamıyorum hastalarımla. 500'ün üzerinde hastam var. Memnun olmayan hastam yok çok şükür. Hasta memnuniyeti önemli bizim için. Kesinlikle. Tabii burada Öner İşitme Merkezi olarak bir marka haline geldik. Özellikle bu sağlık sektöründe bir güven olgusu gerekiyor. Aslında tüm sektörlerde gerektiği gibi bu sektörde de güven olgusu çok önemli. Ve siz bunu sağladınız, bunu başardınız. Bunu nasıl başardın? Ben 11. yılımdayım. Ege Üniversitesi mezunuyum. İzmir'de, Antalya'da, Trabzon'da çalıştım. Çok güzel işitme cihazı ayarlaması yapıyordum aslında. İşitme cihazı satmıyordum. Burayı açtıktan sonra satmaya başladım. Ayarda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Önemli olan da ayarın olduğunu düşünüyorum. Sorun yaşamıyorum yani. Sıkıntım yok çok şükür.
Ve bu anlamda tabii ki feedbackler de olumlu olunca, geri dönüşümler de olumlu olunca sonuçta şu anda bir marka haline geldik Artvin'de. Bu anlamda tabii ki çalışmalarımız devam edecek, hizmetlerimiz devam edecek, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Peki bu sektörde sadece sağlık sektöründe değil, her sektörde olduğu gibi sağlık sektörünün de birçok sorunu var. Siz ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Kendime ait sorunum yok. Devlet tek cihaz ödemesi yapıyor. Bu konuda sıkıntımız var. Bunu dile getiriyoruz dernek olarak da. Çift cihaz ödemesi olursa en azından çok memnun olacağız. Zaten devlet 500 lirasını karşılıyor cihazların. Her hastanın çift görmeye hakkı varsa çift duymaya da hakkı vardır. O yüzden çift cihaz diyorum. Devletten de bunu istiyorum. Çift cihaz ödemesini yapsın ve bütün hastalarımız her şeyi duymak değil, anlasın. Çünkü çift cihaz taktığında her sesi duyup anlıyorlar. Bunu istiyorum. Tabii sadece burada hizmet vermiyoruz. Bu anlamda birçok hastamız var. Sadece Artvin'deki Artvin halkına hizmet vermiyoruz. Öyle değil mi? Tabii. Benim çok il dışı hastam var. Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'dan hastalarım var. Konya'ya verdim en son. Kişi şahıs üzerine geliyor. Aslında önemli olan bir marka değil. Kişi kendini çok iyi yetiştirdiğinde, çok iyi bir uygulama yaptığında il önemli değil. Buradan nasıl insanlar İstanbul'a gidiyorsa İstanbul'dan da geliyor. Hatta bunun bir haberi olmuştu benim için. Samsun'dan gelen hastaların bir haberi yapılmıştı. Geliyor. O da hani tecrübeyle alakalı. 10 yılımı verdim. Firmada herkes beni tanıyor. Türkiye'de birçok insan beni tanıyor. O nedenle yol düşünmeden kalkıp geliyorlar. Kesinlikle. Çünkü işin ve sonucunun iyi olacağını bildiklerinden dolayı sizi tercih ediyorlar. İnşallah bundan sonra da tercih edecekler. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve güzel sohbet için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Artvin'e gelin, boğa güreşlerine gelin, beni de ziyaret edin kahvemizi için. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Ekibimiz Fethiye'nin elit mekanları arasında yer alan Matisse restoranda konuk oldu. Çok özel bir röportajımız var sırada. Mekanımız Fethiye'de en büyük mekanlardan birisi. Çünkü bizim yan tarafta da ön tarafta deniz tarafımız var. Park tarafımız, iç mekan olarak da bu kadar geniş kapasiteye sahip başka bir mekan yok. Yan taraflarda diğer alanlarımız var, sigara içilen alanlarımız var. Müşteriyi her şekilde ateş başında, kışın ateş başında memnun ediyoruz. Yazın armutlarımızda, koltuklarımızda 450-500, kışın yazın da 650-700'e yakın kapasitemiz var. Yani bu kadar kişiyi misafir edebiliyoruz. En güzel özelliklerinizden biri de pazar günü sunduğunuz kahvaltı. Çok konuşuluyor. Anlatalım, nasıl bir konsept, neden bu kadar konuşuluyor ve beğeniliyor, ilgi görüyor? Neden görülüyor? Hizmet olarak da, ürün olarak da hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Her şeyin en kalitelisini, en iyisini sunduğumuz için hafta sonu çeşit olarak da çok fazlayız. Yani meyve olarak işte peynir çeşitlerimiz olsun, pastamız, böreğimiz, hani geldiğiniz zaman bu kahvaltıya oturduğunuz zaman kesinlikle ben Matisse'ye gittim de ben memnun ayrılmadım diyebilecek bir müşteri ben görmedim. Ya da misafir diyelim. Misafirlerimize neler sunuyoruz? İçecek ve yiyecek olarak neler bulunduruyoruz, neler sunuyoruz? Bizim menümüz çok geniş. Yani yerli yiyeceklerden tutun da aperatif yiyeceklere, bunun yanında suşimiz var bizim. Dünya mutfağından, Uzak Doğu. O kadar geniş bir yelpaze var ki şu an size saymakla bitiremem. Hani buraya gelip de burada yaşayıp burada görmek lazım. Yani gelen misafirlerimiz zaten giderken bu şekilde ayrılıyor. Grup var mesela. Çok fazla grup misafirleri alıyoruz biz. Denize sıfırız. Hizmet güzel. Yani ürünlerimiz güzel. Ekip güçlü. Ve şöyle söyleyeyim. Sadece garsonlarımız için, yani bu mekan olduğu için gelen insanlar var. Yani yiyecek içecek de aslında çok aranmıyor. Samimiyet, o içtenlik, o sıcaklık işte Matisse'de var. Evet.
Ekibimiz Artvin'de şimdi de DRM Galeri'ye konuk oldu. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Artvin Borçka'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise galericilik sektöründe hizmet veren DRM Galeri'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Emrah Solmaz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi firmayla ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi araç alırken nelere dikkat etmek gerekiyor ve özellikle sevgili izleyiciler merak ediyorlardır. Neler tavsiye edersiniz bizlere? Tabii aracı alırken öncelikle mekanik ve kaporta, yani önemli olan kısımlar da bu zaten. Hani aracı alındığı yerdeki en yakın ekspertiz raporu veren ya da yetkili servislere götürüp mekanik ve kaportasına baktırıp onaydan geçtikten sonra o şekilde ondan sonra alınabilir. Kesinlikle bir ekspertizin elinden geçmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Tavsiye ediyorum. Yani artık araçlar pahalı. Hepsi evet. Yani lüks segment. Buna insanlar para veriyor. Yani bu paranın karşılığında ufak bir miktar para vererek yani bu ekspertizi yaptırmalılar. Kesinlikle. Çünkü çok büyük miktarlarda para ödüyorlar. Sonuçta orada küçücük bir miktarla o aldıkları aracın ömrünü de uzatabiliyorlar bu şekilde. Tabii, öyle yani, değil mi? Yani o ekspertiz raporunda işte ne kadar aracın bakımlı olduğu da çıkıyor. Kazası belası var mı? Onlar da çıkıyor. Hani hiçbir detayı gözlerinden kaçırmıyorlar yani. Bunu tavsiye ediyoruz vatandaşlara. Yani bizden de ekspertiz yaptırmak istiyorlar ama hani burası biraz küçük bir yer. Burada o firmalar yok ama bize güveniyorlar bir şekilde. İkna ediyoruz. Gittikleri yerde ekspertiz yaptırıyorlar. Dediğimizin haricinde bir şey çıkarsa malı geri alma sözünü veriyoruz yani. Yani satış sonrası hizmetimiz de var diyoruz öyle var. Değil mi? Yani biz ürünümüzü sattık, malımızı sattık ama işimiz bitti demiyoruz. Yok. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani burada dediğim gibi ekspertiz firmaları yok. Ama bir şekilde bize güvendikleri zaman gidiyorlar, gittikleri yerde yaptırıyorlar. Dediğimizin haricinde bir şey çıkarsa malı geri alıyoruz. Peki bu sektörde güven olgusu çok önemli ve çok zor, kazanım çok zor. Siz bu güveni nasıl kazandınız, nasıl sağladınız? Yani şöyle söyleyeyim, 5 sene önce karar verdim bu işi yapmaya. Yaptıkça gerisi geldi, bir şekilde geldi. Nasıl olduğunu ben bile bilmiyorum. Herhalde bir iki referanstır. Sonuçta öyle bir küçük bir yerdeyiz. Kimisinin asker arkadaşı burada bizi tanıyor. Sordular, referans aldılar. O şekilde ilerlemeye başladı. Yani nasıl geldik biz de bilmiyoruz yani. Peki zannediyorum işinizi dürüst yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Ondan olabilir. Yani çünkü yani o kadar bir içine girdim ki. Yani baba mesleği vardı. 10 senelik kuyumcu işletmeciliği yaptım. Yani öyle bir hale geldim ki tercih olarak hayalimdeki bir meslekti galericiliğe. Tam gaz devam ettik. Ve bundan sonrasında da geldi. Ve 5 yıldır şu anda hizmet veriyoruz. Özellikle Artvin Borçka'da. Ve bu anlamda da bir marka haline geldik zannediyorum değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani galericilik farklı bir meslek. Yani nasıl? Yani galericiden araba alınmaz diye bir tabir var. Yani bu neden? Bu işi severek yapman gerekiyor. Sadece para kazancı olarak baktığın zaman... Yani gerektiğinde dürüst olmayabiliyorsun. Ama severek yaptığın zaman örnek bir araç bana satılmaya geldiği zaman o aracı benim beğenmem lazım. Ama para kazanmak için biraz kötü arabayı aldığım zaman sonuçta bunu nasıl müşteriye beğenir? Çünkü benim beğenmediğim müşteri de beğenmez. Onun için ilk önce benim beğenmem gerekiyor. Benim beğendiğim zaten müşteri de beğenir. Kesinlikle. Tabii özellikle araçları alırken de biz de çok seçici davranıyoruz öyle değil mi? Peki ne tür araçlar satıyoruz ya da alıyoruz? Yani ticari kapalı kasa arabalar hariç binek olarak jip türü, binek araçlar. Yani binek olan her türlü aracı alıyoruz. Tabii bu arada hayallerinizi gerçekleştirdiniz ve şu anda galericilik yapıyoruz ve DRM galeri olarak hizmet veriyoruz. Peki DRM'nin açılımı nedir? Açılımı, bizim çocuğun adı Derem'dir. Bir 8 yaşında kızım var. Maşallah. Onun kısaltılımını DRM olarak kullandık. Bize de uğur getirdiğini düşünüyoruz yani.
İnşallah ömrü de uzun olsun. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Size uğur getirdiği gibi kendine de uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak yani şunu söylemek isterim. Yani alacağınız aracın yani kimden aldığınızı, bunun devamlılığı var mı? Yarın öbür gün araçta bir şey çıktığı zaman tekrar adresini de bulabilir misiniz? Yani biraz hani merdiven altı çalışan, sadece bu işi para kazanmak için yapan, yani bu kişilerden değil de işte işine saygısı olan, işini severek yapan, malını iyi tanıtabilen, iyi görselliklerle yani internette resimlerinden göründüğü gibi çıkacak şekilde, yani biraz da etrafında referanslarla. Yani galericiyi iyi araştırmak gerekiyor. İyi analiz etmek gerekiyor. Bu anlamda sevgili izleyicilere de tavsiyelerimiz bunlar. Öyle değil mi? Aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, programımız hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Cağ kebabında marka haline gelen Erzurum'daki Gel Gör Şakir Usta'ya konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Erzurum'a gelip de cağ kebap yemeden gitmek olmaz dedik ve Gel Gör Cağ Kebap'a konuk olduk. Yanımızda işletmemizin sahibi Şakir Aktaş, namı diğer Şakir Usta ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Elhamdülillah, nasılsınız, iyisiniz hocam? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. Şimdi çok güzel bir lezzetimiz var. Özellikle Erzurum'un yöresel lezzetlerinden bir tanesi. Peki iyi bir cağ kebap nasıl yapılır? Neden yapılır? İyi bir cağ kebap Erzurum has kebabımız. Kuzu etinden oluyor. Odun ateşinde pişiyor. Bu cağ kebap yöresi çok eskiden kalma bir, Osmanlı'dan kalma bir kebaptır. Ben Mersin'in sahibi olan Şakir Aktaş, 1977 yani başlangıcım. Önce sulu yemekçiliğim, sonradan cağ kebaba döndüm. Şu anda Erzurum'da iki şubem var. Kısmet olursa İstanbul Ataşehir'de de bir yer açmayı atıyoruz şu anda. Ataşehir'de. İşte böylece hayatımızı devam etmeyi düşünüyoruz. Cağ kebap yani Erzurum'da olmazsa olmaz. Yani Türkiye'nin her yerinde yapıyorlar ama Erzurum gibi tutturma şansları yok. Özellikle yani bizim gibi yapan şansları yok. Kesinlikle. Gerçekten de az önce tadına baksınız, gördünüz. Yani dünyada iddia ediyorum böyle bir tat kimsenin bileceğini. Enfes bir lezzet gerçekten. İnsan et yediğini hissediyor. Onu biliyor. Çünkü tamamen doğal bir lezzet. Aynen. Öyle değil mi? Aynen öyle efendim. Yani çok etleri alırken kendim kesiyorum, kendim alıyorum. Buna çok itina gösteriyorum. Bunun için de müşteri de bunu bilir içerisinde. Yani Türkiye'nin her yerinden, dünyadan gelip de kebap şu anda kış mevsimi. Ciddi şekilde rezervler alıyoruz. Yani dışarıdan olsun, içeriden olsun yani Türkiye'nin içinden dışında. Bütün misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ekibimiz Erzurum'daydı ve Nusret Kuyumcular konuk oldu. İzliyoruz. Nusret Kuyumculuk 1942 yılında kurulmuş bir firma. Kuyumculuk üzerine imalat, pazarlama ve ihracat yapıyoruz. Ben firmamızda 3. nesil yönetici olarak devam etmekteyim. Asıl firmamızın kuruluş merkezi Erzurum. Erzurum'da çok geçmişten gelen Ermeni ve Kafkas asıllı ustalardan almış olduğumuz bilgi ve birikimi tüm Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Tamamıyla ürünlerimiz el işçiliği olup birçok bölgede tanınan, tercih edilen, hanımların özellikle övgüyle bahsettiği özel takılar üretmeye gayret ediyoruz. Bunu da mümkün olduğunca yaygınlaştırma hedefindeyiz. Tasarımlar da size ait değil mi? Tasarımlar evet genellikle bana ait. Aynı zamanda benim tasarım alanında Avrupa üçüncülüğüm bulunmakta. Tasarımlarımızı genelde çoğunlukla kendim çizmeye gayret ediyorum. Ama çok tecrübeli ustalarımız da o konuda evet. Üretimi konusunda bize yardımcı oluyorlar tabii ki. Peki neler var neler yok? Biraz onlardan bahsedelim sevgili izleyicilerimiz.
Ağırlıklı olarak 22 ayar altın üzerine çalışıyoruz ürünlerimizde. Türkiye genelinde tanınan birçok ürünlerimiz var. Mesela gördüğünüz koçbaşlı ürünün tamamıyla patenti bize ait olup tüm Türkiye'deki kuyumcularda, seçkin kuyumcularda bulabileceğiniz bir üründür. Bu üzerindeki gördüğümüz ürünlerin tamamı has taş olup yakut ve safirlerle süslediğimiz antik dediğimiz bir takıdır. Bu da geçmişten gelen bir el işçiliğiyle üretilmiştir. Mesela şu görmüş olduğunuz ürün biraz daha gençlere hitap eden deri ve altının karışımı. Üzerinde yeşil akik kullanmışız. Mesela sıcak mineyle üretilmiş bir üründür. Bunlar her kuyumcuda bulunabilecek şeyler değil tabii ki. Oldukça özel üretilmiş takılar. Hepsi özel ama evet, tabii kendini özel hissedenlere ve bu arada bir de bütçesi yetenlere zannediyorum, değil mi? En büyük etkenlerden birisi tabii ki. Ama öyle tahmin ediyorum ki her eş, her sevgili eşini mutlu etmek için bütçesinden fedakarlık edecektir. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Atatürk Ağlayan, haftaya aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.